خب قانون کی بگره جغیر قانون قرآن هر قانون کی دینه که اوجید بن جدین وان گرک مسلمان شیار بن نخابن بوان حیل وان قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلس قرآن د به حکم خدا جغیری وی دلالت هنک کافر جید بیجن حکم تمام ایملت لورا ام کافر نخازن دولت به بشریعت. Onun için Şii alimlerden Taceddin Muhammed bin Muhammed Eş-Şa'ari Cemiyul Ahbar'da ne demiştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir iftira isnat ediyor. Takiyeyi terk eden namazı terk eden gibidir. Yalan, dolan, ikiyüzlü olun diyor ki peygamberin böyle söylediğini iddia ederler. Estaizu billah. Yine Hüseyin'in oğlu Ali bin Hüseyin şunu nakleder. Allah müminin bütün günahlarını affeder. Onun dünyada ve ahirette temizler. Ancak iki büyük günah affetmez. Bir takiyeyi, yalan konuşmayı terk eden ve kardeşlerin haklarına riayet etmeyen diye söylemiştir. Hasan Onat Şia'nın Kur'an ve İmamet Takiye Anlayışı isimli kitabının sayfa 144. sayfasında bu söyleniyor. Bu rivayet Allah'ın kitabıyla açıkça çalışmaktadır. Çünkü Allahu Teala Nisa 116 ayette şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında bütün günahları dilediği kadar bağışlar. O kadar basit. 5. İmam Muhammed Bakır'ın takiye ile alakalı biz o sözünü söyledik. İbni Baveyi el-Kumi 127'de takiye vaciptir. Onu terk eden, namazı terk eden de aynı durumdadır. Yani namazı terk eden en büyük günahı işlemiş, en büyük sapıklığa, dalalete düşmüş, Allah'la arasındaki ahdi bozmuş, takiyeyi, yalan konuşmayı, Müslümanları aldatan sunilere takiye yapmayı terk eden, onları açıkça tekfir eden, çünkü ben bunu Şia'nın söylemlerini açıkça duydum. Yani böyle onların mesela Ali Hamene'nin baş danışmanı ve onun bazı yardımcılarının İran televizyonlarında işte efendim Ali Hamene'nin fetvasıdır. Sunileri kötülemeyin. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a lanet okumayın. Hazza ve Ayşe'ye lanet okumayın. Haramdır, günahtır, vebaldır. Uzak durun. Sonra arkasından da siz Rabbinizle baş başa seccadenin başında istediğiniz gibi davranın diyerek aslında bunu açıktan yapmanın haram olduğunu ama gizliden yapmalarının da gerekli olduğunu açıkça ortaya koymuş. Gidin YouTube'da bu videoları benim kanallarımda bile izleyebilirsiniz. Bunu söyleyen adamlara biz nasıl itimat ediyoruz? Ben size açık olarak söyleyeyim. Bugün Türkiye'de Şii gruplar var. Şii partiler var. Şii cemaatler var. Lider kadroları Şiileşmiş, tabanı hala Şafi veya az Hanifi olan cemaatler var. Ve bunlar içerisinde İrancılık, vahdet anlayışı, aslında vahdetleri sadece İran'a geçenler var. İran dışında herkes düşman ama İran dokunulmaz. İran, Aşere-i Mübeşere'nin 13.sü asla günah işlemez. Suriye ve Irak'ta Sunilere değil Amerika'nın köpekleriyle savaşıyor. İran olmasaydı Mescid-i Aksa giderdi. İran olmasaydı İslami cemaatler olmazdı. İran olmasaydı şu olmazdı, bu olmazdı diyenler var. Bugün İran'ın paylaşımlarını yapan, Ali Hamene'ye sevgi besleyen, her fırsatta Kasım Süleymani ve diğer Şii liderlere rahmet okuyanların hepsi kripto Şia'dır. Bundan hiç şüphe duymayın. Nerede böyle konuşan tweetlerde, Facebook'larda, Instagram'larda, başka yerlerde bunların paylaşımlarını yapanları görürseniz bilin Şia'dır. Onlar size Kur'an'a elini vursa dese ki vallahi billahi tallahi bizim Şiilikle alakamız yok. Vallahi billahi tallahi yalan konuşuyorlar. Onlar İrancıdır ve İrancılarsa mutlaka Şiileşmişlerdir. Ama bunu gizlerler. Bunun örnekleri ben merhum amcamın 1994'te Elazığ'da Şii yapılanmalarının nasıl camilere sızdığını, örgütlendiğine şahit olduğunu, buna mani olduğunu, buna mani olması yüzünden İran'la arasının sert bir şekilde bozulduğunu açık ve net olarak söylüyorum. Eğer bu yalansa buyurun gidin Elazığ'ın merkezinde bütün camilere Şia bir şekilde kendi adamlarını atamış. Bütün her yerde Şii faaliyetleri, medreseleri, camilerde, Suni camilerinde bile var. Ve buna bizim Suni cemaatlerimiz benim gibilerine tahammül edemeyip de her fırsatta haricidir, Amerikancıdır, ajandır, haindir dedikleri halde bunlara hiç ses çıkarmamaları bile onlarla bunların arasındaki kardeşlik ve ittifakın açık bir göstergesidir. Bunu hiç unutmamak lazım. Onun için yine takiye, yine aynı imamın takiyeden daha değerli ne vardır? Takiye müminin cennetidir. Eğer
Eğer başınızda adaletsiz ve zalim bir idare, yani suni bir yapı varsa, onlara zahiren kaynaşın, içinizden de onlara karşı kin ve nefret bezileyin. Bunu Kuleyni, yani Usulü Kafi'de Babut Takiye isimli kitabının 2. ciltte 223'te bunu böyle söylüyor. Aynen bugün Şia'nın profili budur. Aslında biz Sunilerden nefret eden ama bizim cemaatlerimize, gruplarımıza sızan, vahdetten, kardeşlikten gem vuran, la Şiiye, la Suniye, İslamiye, İslamiye söylemleriyle bize yanaşan ama içimizde Şiiliği yayan, her geçen gün İran ve Şia sevdasının kök saldığı, ya o Kürtler tarih boyunca Şia'dan yedi darbeleri, İran'dan yedi darbeleri kimseden yemezken bugün İran'ı böyle babasını savunmadığı kadar savunan adamlar var, Kürtler var. Ve aynı keza kendisini ehli sünnete nispet edip ehli sünnete hiçbir şekilde faydası dokunmayan ve ehli sünnet ve cemaat inancını tahrif eden ve onun aksine hizmet edenler var. Ya adam diyor ki biz İrancı değiliz, bizim İran'la ne alakamız var, ama bir en ufak şeyde bakıyorsunuz hemen İran'ın plana çıkıyor, İran'ı savunuyorlar. Ve yüzlerce binlerce kişi var. Bunlar açıktan bunu yapmıyor. Çünkü bugün açıklamayı uygun görmüyorlar. Nasıl ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 sene gizlilik dönemi yaşadı. Şia'ya göre o gizlilik süreci hala devam ediyor. Ne zaman ki sayıları arttı, artık yok edilemeyecek, onlarla baş edilemeyecek bir kitleye sahip oldukları zaman, o zaman kendi fikirlerini, şiiliklerini, aileleri ve çocuklarıyla beraber ortaya koyarlar. Ama şu anda o konuda, o noktada olmadıklarını, bunun zahir olduğu takdirde ehli sünnet ve cemaat içindeki alimlerin bunları hedef alacağını, cemaatlerin bunlarla alakalı propaganda yapıp halkın onlardan uzaklaşmasını sağlayacağını bildiği için hali gizliliklerini son sürat sürdürüyorlar. Onun için kardeşlerim, bu Şii takiyeci insanlara dikkat edin. Çevrenizde İran'ı ve İran sevgisinden bahseden insanlara dikkat edin ve hiçbir Müslümanı onlara yaklaştırmayın. Yoksa bu vebaldır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın namusuna dil uzatanlardan biri de siz olursunuz. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman'a cid ve tağut diyen bir günahkar da siz olursunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Vallahi o kadar Şia'da bununla alakalı rivayetler var ki ben okudukça bunları ne kadar yalancı, sahtekar, ne kadar yalan ve dolanı kendilerine meşru, helal gördüklerini daha iyi anlıyorum. Cafer bin Bakır'ın oğlu şöyle bir rivayette bulunmuş. Takiye benim ve atalarımın dinidir. Takiyesi olmayanın dini imanı yoktur. Dinin onda dokuzu takiyedir. Allah'a yemin olsun ki benim için yeryüzünde takiyeden daha değerli hiçbir şey yoktur. Takiye yapanı Allah yüceltir. Takiye yapmayanı ise Allah alçaltır. El kaim ortaya çıkıncaya kadar takiye farzdır, vaciptir ve asla terki caiz değildir. Takiye kaimin ortaya çıkışından önce terk eden kimse Allah'ın dininden, imamiye mezhebinden çıkmış, Allah ve Resulüne ve imamlarına açık muhalefet edip ihanet etmiştir demiştir. El-Kuleyni Usulü Kafi'de Babu Takiye'de 2. ciltte 220-222'de bu şekilde söylüyor. Şia'nın övdüğü ve ilmine toz kondurmadığı İran'da İslam devleti kurduğuna ve ehli sünnete karşı hoşgörülü olduğunu inandıkları Ayetullah Khomeini Takiye'yi Şia aleminin şöyle takdim etmektedir. Sunilerin bulunduğu yerde kişinin mal ve can ve namusunu koruması için takiye yapması vaciptir. Bu akıllı bir akıl ile çelişmez demiştir. Bunu Emevi Devri Şii Hareketleri ve Günümüz Şiili isimli kitabında 187'de Onat Hasan isminde biri naklediyor. Görüyorsunuz kardeşlerim, bu Şia ile alakalı ve onların takyesiyle alakalı verdiklerimdir. Onun için belki ben bunları konuşuyorum ki ben bunun üzerine çok duruyorum. Neden diyeceksiniz? Yani gerçekten belki geçmişte bizim de onlara hizmetimiz olmuş. Farkına varmadan biz onların vahdet anlayışına, la Şiiye, la Suniye, İslamiye, İslami söylemlerine kanarak belki yıllarca onların İslam ümmeti içerisinde Şii sempatizanı biriktirmesine sebep olmuşuz. Ondan dolayı ben o vebalı kıyamet günü kendi boynumda Rabbime götürmemek için bu konular üzerine duruyorum. Bununla alakalı çalışmalar yapıyorum ve bununla alakalı videolar yapma sebebim insanların bu konuda uyanık olmalarını sağlamak ve Şia ve İran ve Şiileşmiş olan insanları tanıyıp onlardan sakınma konusu üzerine durmak ve bu konuda tedbir almak için bu konuları özellikle dile getiriyor, hatırlatıyorum ki bunlar canlı kalsın, insanlar bu konulara dikkat etsin, riayet etsin. Allah-u Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten ayırmasın. Amin.
Tabi kanun ki bigre gayri kanun Kur'an her kanun ki dine ke evcid bin cidine van gerek Müslüman şiyar bin ne hapin ve van hile van Kur'an-u Kabe jimera ne çankaya ukut meclisi Kur'an-u